Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Türk Kültür ve Medeniyeti Tarihi dersimizin 1. dönem 1. yazılı çalışmalarından 4.sünü yapacağız. Daha önce 3 tane video çekmiştik. İnşallah onları da izleyip konularımızı kavramışsınızdır. Kıymetli arkadaşlar, kanalımızda hangi sınıfa giderseniz gidin tüm ders içeriklerimizi bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmanızı, arkadaşlarınıza da tavsiye etmenizi bekliyoruz. Ve klasik sorularla başlayalım. İlk sorumuz: İlk Türk devletlerinde hükümdar unvanları nelerdi değerli arkadaşlar? 7 tane unvan biliyoruz. Kaan, Han, Hakan, Yapgu, Tanhu, İdikut, İlteber. Bu soru size mesela test şeklinde gelebilir, boşluk doldurma şeklinde gelebilir, doğru yanlış şeklinde gelebilir. Bu 7 terimi öğrendiğiniz zaman ilk Türk devletlerindeki hükümdar unvanlarını da öğrenmiş oluyoruz. İkinci sorumuz: İlk Türk devletlerinde hükümdarlık alametleri nelerdir diye, bunlardan 3'ünü 5'ini yazın diyebilir hocalarınız. Bunlar otağı, hükümdar çadırıdır, taht, örgün, sancak, tuğ, sorguç, kotuz, davul, nevvet, kemerde, kur ve son olarak tuy kelimelerini yazacaksınız. Bunlar ilk Türk devletlerinde hükümdarlık alametleridir. Üçüncü sorumuz: İlk Türk devletlerinde hükümdarın görevleri nelerdir? Kıymetli arkadaşlar, buraya töreyi uygulamak, halkını korumak, halkını doyurmak, adaleti sağlamak, toy düzenlemek, ülke sınırlarını korumak ve yeni yerler fethetmek, yüksek mahkemeye başkanlık etmek ve savaşa, barışa karar vermek şeklinde cümlelerimizden kaç tane istenirse oralara yazacaksınız. İlk Türk devletlerinde görülen kut anlayışının etkileri neler olmuştur? Hemen bakalım. Türk devletlerinde hükümdarlık ilahi kaynaklıydı. Türk Kağan'ı hükümdarlık yetkisini gök tanrıdan alırdı. Kut adı verilen bu yetkinin kan yoluyla babadan oğula geçtiğine inanılırdı. Töreye göre hükümdar kurultayda seçilirdi. Bu kut anlayışı. Peki etkisi nelerdir? Kut anlayışının bir sonucu olarak eski Türk devletlerinde ülke hanedanın ortak malı sayılıyordu. İşte bu anlayışta hanedan içerisinde taht kavgalarının yaşanmasına neden oluyor ve böylece devletlerin dağılmasına neden oluyordu şeklinde açıklayabiliriz kut anlayışını. İlk Türk devletlerinde kurultayın görev ve yetkileri nelerdi? Hemen sayalım. Hakan'ın seçiminde etkili olmak, devlet politikalarını belirlemek, insan ve hayvan sayımını yapmak, yargı işlerini yürütüp törenleri düzenlemek ve orduyla ilgili raporları analiz etmek ilk Türk devletlerindeki kurultayın görevleri, yetkilileri olarak bilinmektedir. Altıncı sorumuz neymiş? Türk devletlerinin yıkılışlarında etkili olan faktörler nelerdir? Değerli arkadaşlar, buraya 5 madde yazabiliriz. Birincisi, ikili teşkilatın bölünmeye yol açması. Hani Doğu-Batı yönetimi var ya. İkincisi, dış güçlerin özellikle de Çin'in entrikaları, oyunları. Üçüncü olarak kut yetkisinin olumsuz sonuçları. Boyların kendi siyasi teşekkülünü oluşturmak istemesi. Ülkenin hanedanın ortak malı sayılması da en önemli faktör idi. Yedinci cümlemiz, sorumuz: Türk İslam devletlerinde hükümdarların nitelikleri nelerdir? Kıymetli arkadaşlar, hükümdarlar cesur, kahraman, akıllı, bilgili olmalı. Halkını refah içinde yaşatmalı, hukuk yoluyla halkı adil idare edip birlik ve dirliği sağlamalı, devleti emniyete alıp fetihler yapmalı, insan onurunu koruyup herkese eşit davranması gerekiyordu Türk İslam devletlerindeki hükümdarlar. Konumuzu daha iyi anlamak için şimdi doğruya doğru, yanlışa yanlış sorular yapalım. İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise kurultay, yani toy ya da Kengeş adı verilmiştir. Türk devletlerinde hükümdarlık ilahi kaynaklıydı. Türk Kağan'ı hükümdarlık yetkisini kimden alıyordu? Gök Tanrı'dan. Bu da doğru bir cümle. Türkler kurmuş oldukları devletleri iki teşkilat anlayışına göre yönetmişlerdir. Doğru. İlk Türk devletlerinde Kağan'ın eşine hatun, yani katun denilmiştir. Türklerde ilk düzenli ordu Bilge Kağan zamanında oluşturulmuştur diyor. Hayır, Mete Han zamanında oluşturulmuştur. Türk toplumunda ordu millet anlayışı görülmüştür. Askerlik ayrıcalıklı bir meslek sayılmamış. Eli silah tutan kadın, erkek, herkes asker sayılmıştır. Doğru.
Türkler savaşlarda ok, yay, mızrak, süngü, kılıç, kalkan ve kargı kullanmışlardır. İlk Türk devletlerine görülen ülkenin töreye uygun ve adaletli yönetilmesi devlet halk içindir anlayışı Türk İslam devletlerinde de devam etmiştir. Sultan unvanını tarihte ilk defa Sultan Selim kullanmıştır. Hayır, kim kullanmıştı? Gazneli Sultan Mahmut. Bu cümlemiz yanlış olmuş. Hilat, tıraz giymek ve hutbe okutmak İslamiyet'in kabulüyle hükümdarlık alameti olmuştur. Doğru. İpek yolu ve Kürk yolu ilk Türk devletlerinin ticari faaliyetleri üzerinde önemli rol oynamıştır. Doğru. Kürk yolu Hazar ve Bulgar bölgelerinden başlayıp Altay ve Sayan dağlarından İpek yoluna paralel olarak Çin'e ulaşan büyük bir yoldu. Doğru. Türkler atlı göçebe ya da diğer ismiyle Bozkır kültürünü ne yaptılar? Benimsediler. Yönetilenler ile yöneticiler arasındaki ilişkileri düzenleyen TÜZ adı verilen yazısı bir anlaşma vardı ilk Türk devletlerinde diyoruz. Geçelim boşluk doldurma sorularımıza. TİG'in İslamiyet öncesi hükümdarın çocuklarına verilen isim, ünvan. Yapgu yani TİG'in hükümdardan sonra gelen en önemli yöneticidir. Ülkenin batısını yönetmektedir. Türk İslam devletlerinde merkezi yönetim hükümdar, saray, hükümetten oluşmuştur. İlk Türk devletlerindeki kut inancı İslamiyet kabul edildikten sonra İslami bir anlam kazanarak Allah'ın takdiri veya nasibi olarak yorumlanmış. Hükümdarın görevleri nelerdi? Ordulara kumanda etmek, vezirleri ve yüksek memurları tayin etmek, divanı mezalime başkanlık yapmak, en yüksek mahkemeye, halkın refah seviyesini yükseltmek kimin görevlerimiş? Hükümdarın. Hükümdarlık sembolleri neymiş? Hutbe okutmak, hilat giymek, para bastırıp sancak, saltanat çadırı, otağı, nevbet yani davul, tuğra, taht, sultan da hükümdarlık sembolleri. Peki hilat nedir? Halifeler ve hükümdarlar tarafından taltif etmek ve şereflendirmek amacıyla devlet adamlarına ve diğer bazı kişilere giydirilen değerli elbiselere hilat denilmekte. Harem ise kıymetli arkadaşlar hükümdar ve ailesinin oturduğu yere denilmektedir. Hares emiri nedir? Devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri yakalayıp cezalandırır. Devlet meselelerini görüşülerek karara bağlandığı yere divan, hükümet meseleleri büyük divanda görüşülürdü. İpek yolu nedir? Çin'den başlayıp Orta Asya'ya aşıp Akdeniz ve Karadeniz'de sona eren ticaret yoluna deniliyor. Türklerin toplumsal hayatını düzenleyen yazısız hukuk kurallarına ne denilirdi? Töre denilirdi. Evet kıymetli arkadaşlar, Türk kültürü ve medeniyet tarihi dersimizin dördüncü videosunu çektik. Birinci dönem birinci yazı ile ilgili. Beşinci videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.